Tekrar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle fonda görmekte olduğunuz mercerize bluz modelinin yapılışını paylaşacağım. Gayet kolay, hızlıca örüp kullanabileceğiniz bir bluz. Bluzumu 38 beden olarak ördüm. Kullandığım malzemelerle ilgili bilgi verecek olursam, ip olarak kar topu bambu sakura marka ip kullandım. 100 gram 220 metre içeriği var. 38 beden için 5 yumak yeterli oldu. 3,5 milim şiş kullanarak ördüm. Ve yaka etrafı sık iğne uygulaması için iki buçuk milim tığ kullandım. Örmeyi düşünen herkesin şimdiden ellerine sağlık, yeni projelerde görüşmek dileğiyle yapım aşamasını izleyebilirsiniz. Modelimizi oluşturabilmemiz için çift sayılı ilmeğe ihtiyacımız olacak. Ben örgüme 100 ilmek ile başladım. Elde ettiğim genişlik. 60 santim şimdi modelin yapılışını küçük bir örnek üzerinden paylaşacağım daha sonra örgümüz üzerinden yaka açma işlemine devam edeceğiz sizde örgünüze başlamadan önce kullanacağınız ip ve şiş ile benimle birlikte küçük bir örnek örerseniz kaç santim için kaç ilmekle başlamanız gerektiğinin hesabını yapabilirsiniz Ben şu an 20 tane ilmek hazırlayarak başlıyorum Modelimizin ilk sırası örgümüzün ters yönü olacak. Öncelikle kenar ilmeğimi gördüğüm yönde boş alarak başlıyorum. Bir artış yapıp devam eden iki ilmeği beraber öreceğim. İlmekleri ters yönde gördüğüm için artışımı da ters yönde yapacağım. Yani şişime ipi bu şekilde doluyorum ve ilmeği ters olarak görüyorum. Devam eden iki tane ters ilmeği beraber örüyorum. Öncelikle bir artış gerçekleştiriyorum. Örgümün ters yönünde olduğum için ilmeği ters yönde görecek şekilde artışımı yaptım. Devam eden iki ilmeği beraber örüyorum. Bir artış gerçekleştiriyorum. İki ilmeği beraber örüyorum. Son artışımı gerçekleştirdim. Devam eden iki ilmeği beraber ördüm. Ve sıranın sonundaki tek ters ilmeğimi de ters yönde örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün düz yönüne dönüyorum. Şişimde yine 20 tane ilmeğim var. Kenar ilmeğimi boş aldıktan sonra Önce artışımızı gerçekleştirip sonra devam eden iki tane ilmeği beraber örüyoruz. Bu defa örgümün düz yönünde olduğum için artışı bu şekilde gerçekleştiriyorum. İlmeği düz, düz yönde görecek şekilde. Devam eden iki ilmekten ilki örülmüş ilmek, diğeri artış yapmış olduğumuz ilmek. İkisi de düz yönde karşımda. İkisini beraber örüyorum. Örgümün düz yönünde olduğum için artışımı ilmeği düz yönde görecek şekilde yapıyorum devam eden iki ilmeği birlikte örüyorum bir artış gerçekleştiriyorum devam eden iki ilmeği birlikte örüyorum Örgümüzün 3. sırası örgümüzün ters yönü hep aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi boş alıyorum. İlmekler ters yönde karşımda olduğu için artışımı ters yönde gerçekleştiriyorum ve devam eden iki ilmeği birlikte örüyorum. Ters yönde bir artış gerçekleştiriyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. ölümün düz yöne dönüyorum kenar ilmeğimi boş alıyorum düz yönde bir artış gerçekleştiriyorum devam eden iki ilmeği birlikte örüyorum. Modelimizi oluşturmamız bu kadar basit. Kenar ilmeğimizi boş aldıktan sonra ters yöndeysek artışımızı ters yönde gerçekleştirip devam eden iki ilmeği beraber örerek ilerliyoruz. Düz yöndeysek de artışımızı düz yönde gerçekleştirip iki ilmeği beraber örerek ilerliyoruz. 54 santim uzunluk elde ettikten sonra ön parça için yaka açma işlemine devam ediyorum. Toplamda 100 tane ilmekle başlamıştım. Öncelikle bunun ortadan 22 tanesini kapatarak başlayacağım. Onun için 100 eksi 22 kalan 78 tane ilmeğin 39 tanesini örerek yaka ortasına doğru ilerliyorum. Saçta şimdi 39 tane ilmeğim var. Ortadaki 22 tane ilmeği kapatıyoruz. İlk ilmeği boşalıyorum. Bir sonraki ilmeği örüyorum. Üstünden atlatıyorum. Devam eden ilmeği örüyorum. Üstünden atlatıyorum. 2 3 bu ilmeğimde diğer omzuma ait burada da 39 tane ilmeğim var bu şişimde de 39 tane ilmeğim var bu şişimi tekrar şişime alıyorum buradaki 39 tane ilmeği de örmem gerektiği gibi örerek ilerleyeceğim ama öncelikle artış yapmış olduğum ilmek karşımda bunu bir defa tek olarak düz yönde örüyorum sonra önce örülmüş sonra artış yapılmış ilmek karşımda önce artışımı gerçekleştiriyorum sonra iki ilmeği beraber örüyorum Diğer omzum için de düz yönde 39 tane ilmeğimi örerek tamamladım. Şimdi örgümün ters yönüne dönüyorum. 39 tane ilmeği örerek yak ortasına doğru ilerliyorum. 39. ilmeğim ikisini beraber örmem gereken ilmek ve ikisini beraber örüp sıramı tamamladım örgümün düz yönüne dönüyorum burası benim sağ omzum oluyor şöyle tutunca öncelikle sağ omuz için yaka açma işlemini sürdüreceğim kenar ilmeğimi boş aldıktan sonra devam eden iki ilmeği beraber örüyorum ilmek eksilti eksilti ilerleyeceğim. Buradan sonra yani sağ omuzum için her yönün başlangıcında bir tane ilmek eksilterek ilerleyeceğim. Şimdi modelimi örmem gerektiği gibi örerek ilerliyorum. 38 ilmeğimi örerek tamamladım. Ters yönde de ilmeklerimi örüp Tekrar eksiltme yapacağım yere doğru ilerliyorum. Örgümüzün düz yöne döndük. İkinci defa bir ilmek daha eksiltiyorum. Kenar ilmeğimi boş aldıktan sonra devam eden iki ilmeği beraber ördüm. Ve sağ omuzum için ikinci eksiltmemi de gerçekleştirdim. Şimdi modelimi örmem gerektiği gibi örerek ilerliyorum. 37 ilmeğimi örerek tamamladım. Buradan sonra her düz yön başlangıcında sağ omzum için birer tane ilmek eksilterek ilerleyeceğim. Kaç tane ilmek eksilttiğimi tamamladıktan sonra paylaşacağım. Daha sonra sol omzum için yaka açma işlemini sürdüreceğim. Onda örgümüzü bu şekilde düz yönde örüp gelmiştik. Ters yönde sağ omuzumuzu örüp tekrar düz yöne dönmüştük. Yani ters yönde örgümüzü sürdürmediğimiz için. Sol omuz içinde ters yönden ipimi ekleyeceğim. Bir sıra ördükten sonra bir sırada düz yönü ördükten sonra her ters yön başlangıcında birer tane ilmek eksilterek ilerleyeceğim. Dediğim gibi tamamladıktan sonra toplamda kaç sıra boyunca ilmek eksilttiğimi paylaşacağım. Yaka açma işlemi tamamladım. Sağ omzum için düz yön başlangıcında toplamda 9 defa eksiltme yapmış oldum. Kalan 30 tane ilmeği de düz yönde kapattım omuz genişliğim 16 santim daha sonra sol omzumu da ters yön başlangıçlarında 9 sıra boyunca eksiltme yaparak tamamladım İki yaka arası genişliğim 26 santim ön parçamızı bu şekilde tamamlamış olduk daha sonra arka parçayı da ön parçayla aynı uzunluğu elde edinceye kadar dümdüz bir şekilde ördüm dikiş işleminde kenar ilmeklerini kullanacağım için bu kenar ilmeklerini de birbirine denk getirerek ölçü hesabımı o şekilde yaptım yani arka parçada da başlangıçtan omuz noktasına kadar aynı sıra sayısını elde etmiş oldum şimdi omuzlarımı birleştirip daha sonra kolu örmeye devam edeceğim dikiş işlemini örgümün düz yönünden gerçekleştiriyorum örgümün tersinin tersine getirdim düz yön karşımda. Şurada kalan ipimi iğneye takarak başlıyorum. İpim örgümün ön parçasının kenarından şöyle bir defa arka parçanın kenarına geçiriyorum öncelikle. Tekrar ön parçaya gidiyorum. Kenarda gördüğüm ilmek Şöyle iki tane bacakları oluyor ilmeklerin. Sadece iç bacağı kullanarak dikiş işlemini gerçekleştireceğim. İlk kenar ilmeğimin sadece iç bacağına dıştan içe, bir sonraki kenar ilmeğimin sadece iç bacağına içten dışa doğru çıkıyorum. Bu tarafa geliyorum. Kenarda gördüğüm son ilmek sadece iç bacağına dıştan içe Bir sonraki ilmeğin iç bacağından içten dışa doğru çıkıyorum. Karşı tarafı geçiyorum. İkinci olarak içinden çıkmış olduğumuz iç bacak. Buna dıştan içe doğru giriyorum. Bir sonraki ilmeğin iç bacağından içten dışa doğru çıkıyorum. Bir o taraftan alıyoruz bir bu taraftan. Şimdi bu tarafa geliyorum. İkinci olarak içinden çıkmış olduğum bacak dıştan içe doğru. Bir sonraki ilmeğin iç bacağı içten dışa doğru. örgümün genişliğini bozmadan arada hafif sıkıştırıyorum ama şuradaki genişliği bozmuyorum dikiş işlemime devam ediyorum omuz birleştirme işleminden sonra yanlara geçici bir tel yapıp denedim ve şöyle istediğim kol genişliğini belirledim toplamda 40 cm üzerine başlayacağım kolumu Dikiş işleminde kenar ilmeklerini kullanacağım için onları da saydım. Omuz birleşme noktamdan ön parça üzerinden 30 tane kenar ilmeği kullanıyorum. Arka parça üzerinden de 30 tane kenar ilmeği kullanacağım. Şişimde bir tane ilmek hazırlıyorum. Örgümün düzlüğünü karşımda ilk işaret iğnemi taktığım yerden başlıyorum. Bunu çıkarıyorum. Her kenar ilmeğinden bir tane ilmek çıkaracağım. İlk kenar ilmeğimden bir tane ilmek çıkardım. Bir sonra gördüğüm kenar ilmeğinden bir ilmek çıkarıyorum. 30 ilmeği tamamlamış oldum. Omuz birleşme noktama geldim. Çift sayılı ilmeğe ihtiyacım olacağı için omuz birleşme noktasından 2 tane ilmek çıkaracağım. Şu an 32 tane ilmek çıkarmış oldum. 30 tane ilmeğim kaldı. Diğer işaretli bölgeme kadar 30 ilmek daha çıkarıyorum. 62 tane ilmek oluşturmuş oldum. Örgümün ters yönüne dönüyorum. Bütün ilmekler ters olarak karşımda. Modelimin ilk sırasını uyguluyorum. 61 tane ilmeği tamamladım. 62. ilmeğimin arkasında ilmek oluşturmak için eklemiş olduğum ipim var. Bunu son ilmeğimle beraber örüyorum. Ve şişimde yine 62 tane ilmeğim var. Kol istediğim uzunluğa ulaşıncaya kadar dümdüz bir şekilde örüyorum. bluzumun kol kolunu tamamladım elde ettiğim uzunluk 48 santim ben kol boyunu biraz uzun tuttum elimin üstüne dökülmesini istediğim için yine kendi kol boyunuza göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz şimdi yaka etrafının daha düzgün görünmesi için ufak bir tığ işi işlemi uygulayacağım öncelikle bir tane ilmek oluşturuyorum şu Omuzlarımdan bir tanesinden başlayacağım. Tamamız birleşme noktama bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki kenar ilmeğine bir sık iğne. Bir zincir. Bir sonraki kenar ilmeğine sık iğne. Bu şekilde yaka etrafı daha düzgün görünsün diye, hem de şunlar temizlenecek, arkada kalacak. Yaka için sık iğne uygulamasını da tamamladım. Şimdi fazlalıklarımı temizleyeceğim. Ondan sonra bluzumuz kullanıma hazır. görmüş olan herkesin ellerine sağlık. Sağlıklı güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.